Öncelikle herkese merhabalar. Asuzu 2022 9 bilanço analizi kanalımda var. İzlemek isteyenler buradan bakabilir. 25 Ekim 2022 tarihinde ilk gösterimi yapıldı. Hemen ondan önce de bir 15 Ekim 2022 tarihli bir videom var. Şu 9. ay bilançosu çok fazla talep görmeyince yanılmıyorsam şu bölgede ben de hisse aldım. Hatta bunu Twitter, şey, YouTube üzerinden niye aldığımı, bazı formasyonların hedefleri olduğu vesaire baktım. Çok fazla video izlenmiyor, rakamlar düşüyor. E dedim biz bu işi herhalde çok iyi beceremedik. E, Asu tarafını ben boş, boşladım. Şimdi, şimdi 4 Ağustos 2022 olması lazım. Evet 4 Ağustos 2022'de bir tweet attım. Şöyle de bir grafiği vardı hisse senedinin. 330 lira fiyattaydı. Ben bu tweet'i attığım zaman bu dönüşte Ocak söndürür diye söylemişim. Şimdi grafik kısmına geçtiğimiz zaman şuradaki çizimlerimizi bir kaldıralım. Grafik kısmına geçtiğimiz zaman şurası 3 Ağustos, şurası 4 Ağustos benim tweet'i e attığım bölge. Ee, buradan sonra e, hissede olanlar oldu. Burada bazı uyumsuzluklar vardı, teknik olarak bazı göstergeler vardı. Ondan sonra zaten hisse senedinde bir düşüş başladı. Hisse senedinde benim o işleme girdiğim dediğim video şu bölge olması lazım. Yanılmıyorsam şu bölgeler olması lazım. Şu bölgede ben bir formasyon oluştuğunu şu bölgede 182.5'dan bir alım yaptığımı buradaki trendin düşen bir trend olduğunu bu formasyonun iki tane hedefinin olduğunu bir tanesi A'dan D'ye diğeri de C'den D. Ye. Bu arada bu videoyu ikinci çekişim bundan bir öncekinde çok fazla arkadaşlar dediğim için biraz kontrollü konuşuyorum. Ee, lütfen yanlış anlaşılmasın. Çok fazla arkadaşlar arkadaşlar deyince de video çok itici oluyor. İzlemesi gerçekten zor oluyor. O yüzden bu videoyu ikinciye çekiyorum, birazcık daha yavaş konuşuyorum. O yüzden başka bir sebebi yok. Bilginiz olsun istedim. Şimdi buradaki formasyonun birinci hedefi, şurayı kapatırsak daha sağlıklı olur. Oradaki videoda da konuştuğumuz gibi 243, 8, 256, 8, 282, .9 ve 304 liralar civarında buradaki formasyonun hedefi var. Şimdi buradaki formasyon şurada bakın. İlk hedefi olan 248'e geldi. Daha sonra üstüne attı. içeri girdi. Tekrar üzerine attı. Fibo 382. Şu bölge 14 Aralık İmamoğlu kararı mahkemenin geldiği gün ben elimdeki hisselerin bir kısmını zaten şuradaki hedeften verdim. Kalanları da şu bölgeden kapattım. Öncelikle alan arkadaş ayrını görsün. Ben bu İmamoğlu'nun mahkeme kararı sonrası bu satışın derinleşeceğini borsanın çok fazla dikiş tutmayacağını düşünüyordum. Yanıldım. Orada bir 14-15 gün herhangi bir işlemle yapmadım. dolarda vesairede de farklı beklentilerim vardı. Çoğu tutmadı. burada ben 14 Aralık'ta komple nakde geçmiştim. Daha sonra daha sonra buradan hisse senede satış yeri. Şimdi ne oluyor? Ne bitiyor? Bir bakalım. Şimdi şurası bakın daha önce 180'ler olması lazım. Evet. 180'lerde. Bakın burası çok önemli bir pivot nokta. Buradaki pivot nokta şuradaki direnç bakın burası direnç olarak çalıştı. Daha sonra bu bölge kırıldı bu bölgenin üstüne çıktı. Şu bölgede çok fazla hesaptan şey gördüm. Pullback, retest. Şimdi teknik analiz hem dost hem düşman. Niye? Arkadaşlar bakın şuradaki tahtayı siz yapıyor olsanız. Burada 26 Aralık günü retest yaptıktan sonra hisse senedi yukarıya doğru gidiyor. Tekrar aşağı geliyor. Burada momentum yok. Bakın momentum yok. Normalde şurada bir momentum olması lazım ve bunun yukarıya doğru gitmesi lazım. Burada momentum olmadığını gördüğünüz zaman momentum olmadığını gördüğünüz zaman bu içeriye girmeden bu pozisyonun teknik olarak kapatılması gerekiyor. İçeriye girdi o zaman şurada bir pivot nokta belirlersin pivot noktam neresi 230 lira dersin ki burası pivot noktam ya da şey yaparsın dersin ki benim burada hedefim büyük Şurayı pivot nokta alırsın 223.6 Buraya alırsın ama bir pivot nokta almak zorundayız işte Ama pivota da gerek yok burada bakın Burada buradaki momentum Olmadığını gördüğünüz anda bu içeri girebilir Diye Düşünmemiz gerekiyordu Burada çok fazla hesapta gördüm şimdi Nereden lanır herkes Kafasındaki soru işareti o Buradaki tahtayı siz yapmıyorsanız ya da şurayı, şurayı, şurayı buranın üstüne attıracak ve buradaki momentumu sağlayacak paranız yoksa bunu bilemezsiniz. Şimdi çok ben bunu söylediğim zaman insanlara çok itici geliyor. As olan trendtir bakın. Trend, trend, trend. Bu ne zaman buranın üzerine atar veya şöyle de alabilirsiniz bu trendi. Daha buradaki tepeden de alabilirsiniz. Ben buradan almayı doğru buluyorum. Herkesin bir tarzı var. Burada çünkü birinci temas, ikinci temas, üçüncü temas. Ben burayı uygun buluyorum. Buranın üzerine atmadığı sürece arkadaşlar asıl olan trendtir. Trend uptrend değil. Düşen trend de bu. Şimdi burada ne yapılabilir? Şurası çok önemli bir pivot nokta. Yurt dışı tarafında veya yurt içi tarafında bu satışlar derinleşirse şuradaki pivot nokta kırılırsa burada çok fazla temkinli olmak gerekiyor. Aşağılara doğru eğer hisse senedi gelirse buna çok dikkatli bakmamız gerekiyor arkadaşlar. Şurada eğer bu bölge kırılırsa burada yine momentum bakacağız tekrar içeriye girerse bu bölgenin kırılıp yukarı gitmeme, gitme ihtimali de tabii ki var. Şu bölge kırıldı baktık. Şuradaki gibi aşağıya doğru bir momentum yok. Tekrar içeri girdi. O zaman ne yapacağız? Tekrar içeri girdi. Biz de fiyatla birlikte içeri girebiliriz. Ama ben burada girmeyeceğim. Benim için burada önemli olan şu bölgenin kırılması. Bu bölge kırılırsa oyundayım. Tekrar aşağı geldi. Kapatırım. Tekrar yukarı çıktı. Tekrar oyuna girelim dediğim gibi asıl olan trenddir. Trend şu anda düşüyor. Ee, şimdi buna haftalıkta da baktığımız zaman şimdi hisse senedi çok düşmüş gözüküyor. Ama arkadaşlar bakın hissemizin çıktığı bölge burası. %2262 buradan bir prim yaptı. Şuradaki düzeltmeyi toplasanız %40'lık bir düzeltme. Yani Burasındaki mesafe ölçüm, burasındaki mesafe ölçü. Şimdi böyle yakınlaştırıp baktığımız zaman burası bizi yanıltabilir arkadaşlar. Dediğim gibi burada bir düşen trend var. Maliyet düşürmek için acele etmeyin. Ama şu bölge kırılırsa bakın şu bölge kırılırsa satışlar hızlanabilir. Ha, bu bölge kırıldı. Bakın buraya ikinci kez özellikle söylüyorum. Yine bu bölge kırıldığı zaman burada işte retest, 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 pullback diyen adamlar. İşte burası kırıldı diyebilir. Baktınız burada momentum yok. Tekrar içeriye girdi. Şuradaki formasyonu yukarıya bakın şuraya bir üçgen yapıp yukarıya şey yapabilir. Yani şöyle burada bir formasyon oluşturup şöyle bir şey. Pardon arkadaşlar. Şöyle bir şey yapabilir. Yani şurayı bir üçgen formasyonu olarak alırsanız bunu tabii ki doğrusu şöyle. Çok özür dilerim. Şöyle bakın. Şu bölge kırıldı bu bölgenin retesti daha sonra bu bölgenin hızlı bir şekilde momentumlu bir şekilde yukarı gittiğini görmediğimiz için şimdi bu bölgede kırıldı burası da bir ayı tuzağı olarak kalabilir söylediğim gibi arkadaşlar durumlar böyle İzlediğiniz için herkese teşekkür eder saygılar selamlar sunar bol kazançlar dilerim